gönderiyor. Hani yine aynı manayı 33 pencerede hemen baş kısmında bir mukaddeme vardır. Üstadımız orada diyor ki Cenab-ı Hak her insana bir telefon ve bir pencere açmış. Oradan Cenab-ı Hakk'ın diyor esma ve sıfatının makamatı gözüküyor. O telefonda direkt Allah'la irtibat var. Cenab-ı Hak herkesin kalbine koymuş telefon. Hani bu Amerika ile Rusya'nın arasında bir kırmızı telefon, kırmızı hat varmış. Yani Amerika başkanı açıyor, direkt Rus. Arada başka bir şey yok. Cenab-ı Hak her bir kuluyla kendi arasına ne koymuş? Kırmızı telefon. Direkt hat. Açıyorsun, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hangi bir kul ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi derse Cenab-ı Hak buyur iste kulum der diyor. Başka derse hangi bir kul ya Erhamer Rahimin derse Cenab-ı Hak buyur iste der diyor. Hani böyle ofluların öyle bir özelliği var ya işte Trabzon demezler. Neresin ofluyum, neresin ofluyum. Bir gün biri demiş ki, ya bu of nereye bağlı? Demiş doğrudan doğruya Allah'a bağlı. Başka şey yok yani. Hepimiz ofluyuz. Direkt nereye bağlıyız? Direkt Allah'a bağlıyız. Yani daraldın mı? Bunaldın mı? Sıkıldın mı? Ya Erhamer Rahimin. Çıktın mı huzura? Allah mücit diyor değil mi? İstecib leküm diyor değil mi? Nasıldı? Kale Rabbüküm'ü du'uni estecib leküm. Dua edin cevap vereyim. Yani hiçbir dua cevapsız değil ya. Direkt hat bağlı. Evet yoruldunuz mu? Bir hareketler var. Bozdu mu hatırız? Var mı? Bir daha okuyalım. İmanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, hainsiz, mümanaatsız, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde. Her yerde. Şimdi belki inşallah ayıp kaçmaz inşallah. Şimdi her yerde deyince, hani bizim genellikle dershanelerin, tuvaletlerin, kapılarının arkasında böyle bir levha olur, tuvalet adabı diye. Orada yazar, tuvalette ukrevi meseleleri düşünmeyin diye bir madde vardır. Şimdi yani tabii kusura bakmayın. Ben misafir olur mecbur dinleyeceğiz artık yani. Şimdi tuvalete gidin. Her yer deyince en absürt yer orası yani. Tuvalet. Tuvalette Allah'a dua edilir mi? Kabus oldum. Çıkmıyor. Sıkılıyor, sıkılıyor. Yok. Ya Rab. Her yerde. Şimdi bunu hemen kendimi şeye temize çıkarmak için bir şey anlatayım. Böyle Osmanlı sultanlarından 3. Mustafa böyle zamanında Daleli Baba diye bir zat-ı muhterem var bir deli bir zat. Arada bir o gelir vaaz eder, sohbet eder, nasihat edermiş padişaha. Bir gün padişaha soru sormuş ki demiş ki Baba Hazretleri Allah'ın en büyük nimeti hangisidir? Demiş ki evladım yediğini içtiğini çıkarabilmendir. Padişahın ağrına gitmiş. Ya bu kadar nimet varken. Defi haceti söyledi diye padişahın biraz morali bozulmuş yani. Başka bir şey yok mu? Yüzünü böyle buruşturunca o zat kırılmış. Kalkmış çıkmış. O günden sonra padişah tuvalete çıkamaz hale gelmiş. Davul gibi olmuş şişmiş. Çıkmıyor. Hekimler gelmiş ilaç yapıyor, içiyor, onlar da kalıyor. Maşallah. Patları patlayacak. Vezire demiş ki efendim, Laleli Baba'yı çağıralım, bir dua etsin. Aman demiş, çağır. Gelmiş, demiş hünkârım. Ben Allah'ın izniyle sizin şifanıza vesile olurum. Ama bir şartım var. Nedir? Saltanatını bana vereceksin. Önce bir ya falan içeriden bir tazik gelir, Allah Allah diyor. Senin olsun. Demek bir bardak su vereyim, vermişler. Bismillahirrahmanirrahim, iç sultanım demiş. İçiyor.
Doğru tuvalete. Birazdan böyle her anlamış vaziyette gelmiş demiş, saltanatı verdin mi? Demiş ki, saltanat senin olsun. Demiş ya ben saltanat için söylemedim abi. Gözümde yok. Bir bardak suya giden saltanatı ben ne yapayım? Ama o def-i hacetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayasın diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her tuvaletten, def-i hacetten sonra Elhamdülillahillezî edhebe annil eza ve afani. Beni eziyetten kurtarıp bana afiyet veren Allah'a hamd olsun diye şükrediyor. Peygamber'e de hiçbir nimeti atlamamış. Her bir nimetin neyini vermiş? Hakkını, şükrünü, hamdini yerine getirmiş.